26 Şubat Salı günü analiz satranç Instagram hesabından sormuş olduğumuz kombinasyonların çözümleriyle karşınızdayım. Geçen hafta olduğu gibi 3 tane diyagramımız var. Kolay, orta, zor olmak üzere. Ve 2 tane oyun birden fazla meşhur oyuncuyu ilgilendirdiği için onların da tarihi resimleri ve kısa anekdotlarıyla eğlenceli bir çözüm videosu hazırlamaya çalıştım sizler için. Şimdi dilerseniz gelin hemen ilk sorumuza gidelim. İlk sorumuz Reshevsky-Byrne 1973 Chicago Siyah oynar, kazanır. Siyah'ın aslında çok zor durumda olduğunu görüyoruz burada. Beyaz taşlar merkezi ve aktif. Siyah şah sıkıntı altında ve vezir aslında savunmaya yardım edemeyecek kadar uzak ve oyun dışı diyebiliriz. Tüm bu olumsuzluklar aslında burada bizi çözümü bulmaya itiyor. Çünkü siyahın derhal bir şeyler yapması lazım. Burada şahı zorla G hattına getiren vezir G2 şah oyunu kazandırıyor. Çünkü şah G2 file 5 açarak şah temasını kullanarak siyah taş önde kalıyor. Ve Byrne bu şekilde Reshevsky'yi yenmeyi başarmış bu oyunda. Tabii ben oyunu biraz analiz ettim. Bunu sormamıştık ama biraz analiz yapmanın kimseye zarar olmaz. Gelin burada Reshevsky'nin hamlesini geri alalım ve kazancı arayalım. Beyaz aslında burada çok üstün durumdaydı. Örneğin kale E7 burada aslında oyunu kazandırırdı beyaza. Tehdit kale G7. Örneğin vezir B2 gibi bir savunma hamlesi yaparsak fayda etmiyor. Çünkü kale G7 her şeye rağmen var. Şahla alamıyoruz file 5 yüzünden. Kale G7 ise çok önemli geometrik vezir B8 şah hamlesinden sonra tekrar Reshevsky aslında oyunu bu şekilde kazanabilirdi. Şimdi Reshevsky'nin bir resmini göstereceğim sizlere. Evet, Reshevsky'yi görebildiniz mi? Oturanlardan, yaşlı amcalardan biri değil. Reshevsky burada 9 yaşında ve simultane veriyor. Kendisi tarihteki ilk muhteşem çocuklardan, yeteneklerden de biridir aslında. 1911 Polonya doğumlu olan Reshevsky 1920 yılında Fransa'da bir simultane gösterisi verirken, şimdi daha ileriki yıllardaki bir fotoğrafına bakalım. Soldaki Samuel Reshevsky, sağdaki ise Robert Byrne. Çok benziyorlar. Gerçekten gözlükler ve geniş açık alın. Ama bunlar aynı kişiye ait resimler değil. Reshevsky 1940 yılında Amerika'nın en önemli oyuncularından biriydi ve Alley'nin bir sonraki rakibi olması dahi gündeme gelmişti. Zaten 1946 yılında 4. şampiyonun ölümünden sonra 1948 maç turnuvasında da Amerika'yı temsil etmişti. Ünvan maçı için, ünvan turnuvası için. Robert Byrne ise 1972 yılında Amerika şampiyonu olmayı başarmış. Amerika'nın önemli satranç figürlerinden biri. Tabii Fischer ünvan maçıyla meşgul olduğu için meydanı boş bulup aslında bu sene de şampiyon oldu diyebiliriz. Fischer oynasaydı tabii bu ünvanı kimseye bırakmazdı. Tamam, ikinci sorumuza geçelim. Orta sorumuz Bauer-Gollner oyunundan. Oyuncular meşhur değil, ben de tanımıyorum. Bu tip konumlara yaklaşımla ilgili bir ipucu vermek istiyorum. Yıllardır internet üzerinden eğitim materyalleri sunan Satranç Okulu, yani FM Selim Gürcan'ın derslerine aşinaysanız ve en son çıkardığı harika Satrançta Ustalık kursu kitabını okuduysanız, şat denilen bir kural var. Nedir şat? Şah çekme, atak ve taş yeme olarak bunu gruplandırabiliriz. 3 tane temel hamle çeşidi var aramamız gereken. Ben bunlara yaş diyorum. Aynı şey yeme, atak, şah diye değiştirebilirsiniz. Yani böyle bir konum gördüğünüz zaman ilk bakmamız gereken hamleler işte kale G7, kale H6, fil F6, fil F5, fil C4, BC4 gibi hamleler hemen gözümüze ilişmeli ve öyle analize başlamalıyız. Burada eğer bu prensibi uyguladıysanız kale H6'yı analiz ettikten sonra doğru çözümü bulmanız çok muhtemel. Çünkü GH6 hamlesine çok şık bir mat var. Vezir G8. B2 filin önünü açıyoruz zorla ve fil F5 ile çok güzel bir iki fil matı. Kombinasyonun püf noktası aynı zamanda. Pekala, şahla alınırsa ne oluyor? Bence bu çok daha kolay. Çünkü vezir G5 şah, şah H7 vezir H4, şah G6 ya da F5 şeklinde mat edebiliyoruz. Ve hemen zor sorumuza geçelim. Evet, bu konumu görüp tanıyorsanız şapka çıkartıyorum size. Demek ki gerçek bir satranç aşığısınız ve klasik dünya şampiyonaları hakkında çok iyi bilginiz var. Çünkü bu 1934 Alekhine Bogolyubov maçından bir oyun.
aleyhim beyaz, Bogoliubov siyah. Bu maç çok tepki çekmişti. Hem oynandığı yer açısından hem de aleyhin ikinci kez Bogoliubov'u aday olarak göstermesi açısından. Çünkü aleyhin için kolay bir rakip olarak kabul ediliyordu Bogoliubov. Gerçekten de öyleydi. Çözüme geçmeden önce çok güzel bir fotoğraf paylaşmak istiyorum sizinle. Bu fotoğraf aslında ikinci maçlarından, yani 1934 Almanya maçından değil de 1929 Hollanda ve Almanya'da birçok farklı şehirde oynanan maçtan. Soldaki aleyhin, sağdaki Bogoliubov ve maçın hakemini, ortada oturan kişiyi tanıyabildiniz mi? Evet, ikinci dünya şampiyonu Emanuel Lasker de maçın Almanya'da oynanan ayaklarından birinde hakemlik yapmıştı. Solda da Almanca Kafe König, yani birebir tercümesi Kral Kafe gibi düşünebiliriz. Burada oynanmış demek ki oyunlardan biri. Şimdi tekrar kombinezona geçelim. Aleyhin tabi inisiyatifin, atak oyunların ve kombinezonların şahı, değişilmez ismi olarak hep aklımızda kalmıştır. Burada çok zor bir kombinezon atıyor. Oldukça uzun, kesin hesaplanması lazım. İlk hamle çok bariz gibi görünse de burada mesela bu konum oyunda gelse fil D4 gibi bir hamleyi oynayabilirdik kolaylıkla, ama kazanan hamle kaleye yedi. Kaleye yedi. Fil H4, şiş atıyoruz. Şimdi siyah kalenin gidecek tek yeri var. Burası çok önemli. Hemen analiz edelim, inceleyelim. Kale 3'e fil D8 ve kale C'yle taş kazanırdık. D piyonunu kontrol etmek problem olmayacaktır. Kale E'de de benzeri bir şey var. O zaman burada kalenin aslında gidecek yeri yokmuş. Şah F7 tek hamlesi. Ve şimdi kombinasyon devam ediyor. File 7, şah 7, kale C7. Kale D7 mecburi. F6 şah. Şimdi şahın kaçacak yerlerini tekrar analiz edelim. Şah D6 kaçılırsa F7 ve siyah kale D8'e gitmek zorunda. Bu eri kontrol etmek için bu sefer B7 fili boşta kalacak. Şah E6'ya. File F5 şah. Güzel bir saptırma. Ve F piyonu hayatta kaldığı ve B7 fil de aynı anda tehdit altında olduğu için beyaz gene kolayca kazanırdı. Burada demek ki şah E8 gidilmesi gerekiyor. Burada benim düştüğüm hataya düşerseniz soruyu tam olarak doğru çözmemiş kabul ederim sizi. Çünkü ben de burada ilk konumu gördüğümde hemen F7 hamlesine gittim. Ama bu aslında bir hata, çünkü kale F7, fil G6, fil D5'ten sonra siyah çok ciddi direnç elde ederdi beraberlik için. Objektif olarak bu oyun sonu beyaza halen kazanç dahi olsa bu çözüm doğru değil. Çünkü çok daha basitini kaçırmış oldum. Fil G6 şah doğrusuydu. Şah D8'e F7 ve oyun bu şekilde bitmiş, çünkü beyaz vezir çıkıyor artık. Oyun nasıl bitmiş hemen bakalım hızlıca. Aleyhim bu şekilde kazanmış. Gerçekten çok uzun, kesin hesaplanması gereken güzel bir kombinezon. Cuma günü yayınlanacak bu video. Eğer analiz satranç Instagram hesabımıza giderseniz çok güzel 3 tane etüt göreceksiniz. Onların çözümleri de salı günü paylaşılacak. Satrançta kalın diyorum.